İngiltere yoğun bir haftayı geride bıraktı. Çok alışık olmamamıza rağmen İngiltere gündemi hakikaten böyle Türkiye gündemini aratmayacak kadar yoğundu. Neler oldu bu hafta? Başta tabii burada yaşayan Türkiye kökenli vatandaşların ısrarla beklediği Türkiye'nin kırmızı listeden çıkma haberi ne yazık ki gelmedi. Türkiye kırmızı listede kalmaya devam etti. Ulaştırma Bakanı'nın yaptığı açıklamaya göre suç sadece İngiliz yetkililerde değil. Türkiye'nin kırmızı listeden çıkmamasının nedeni aslına bakarsanız Türkiye'nin uluslararası bilgi havuzuna verileri yüklememesi dedi. Tabii burada oklar bir anda Türk yetkililere çevrildi. Acaba gerçekten yüklenmiyor mu? Şu ana kadar Türk yetkililerden herhangi bir ses çıkmadı bununla ilgili ama yine bakanın söylediğine göre Türkiye'deki verilerin birbiriyle uyuşmaması, tutmaması, Türk Tabipler Birliği'nin verileriyle hükümetin açıkladığı verilerin birbirini tutmaması önemli bir parametre olarak gösterildi. Bakalım 3 hafta sonraki güncellemede neler olacak? Bu tabii ki İngiltere'nin hafta içindeki en önemli gündemlerinden biriydi. Sadece burada yaşayan Türkleri ilgilendiren bir konu da değil. Aynı zamanda uzun süredir tatile hasret kalan, güneşe hasret kalan İngilizler Türkiye'ye gitmek istiyorlardı. Çünkü önemli bir destinasyon Türkiye İngilizler için. Ucuz tatilin aslına bakarsanız yolu. Türkiye'de uzun zamandır turizm anlamında Covid başladığında beri sıkıntı yaşıyor. İngiliz turistleri bekliyordu ama ne yazık ki beklentiler boşa çıktı. Hatta Hindistan'ın Türkiye'deki vaka sayılarına göre daha fazla vaka tespit edilmesine Hindistan'da ve aşılama konusunda Türkiye'nin çok gerisinde olmasına rağmen sarı listeye alınması tepki de çekmedi değil. Bunun dışında İngiltere'nin önemli bir gündemi de Başbakan Boris Johnson'dı yine. Boris Johnson yakın çalışma arkadaşlarından bir tanesinin hatta yardımcılarından birinin Covid testinin pozitif çıkmasından sonra kendini karantinaya almadı. Halka sürekli bu konuda telkinlerde bulunan başbakan bu haberi aldıktan sonra bile kendini 10 günlük karantinaya almayacağını çıkıp açık açık söyledi ve yaklaşık bir saat sonra da Dublin'e uçtu. Tabii muhalif kanatta buna çok ciddi anlamda tepkiler geldi. Gazetelerde hatta hükümete yakın olduğu bilinen tabloid gazeteler bile bu kararını eleştirdi başbakanın. Tabii İngiltere dediğim gibi ilginç bir hafta geçirdi, yoğun bir hafta geçirdi. Bunların dışında yine aslına bakarsanız burada yaşayan Türkleri çok ilgilendirecek bir haber var İngiltere'nin gündeminde. Çok önemli turizm firmalarından biri, uçak firmalarından biri EasyJet, Türkiye'ye 3 destinasyona çok uzun süreli bir ambargo koyduğunu açıkladı. Dalaman, Bodrum ve İzmir'e 2022'nin Mart ayına kadar uçuşları durdurduğunu söyledi. Tabii öncelikle bunun Türkiye'nin bundan sonraki güncellemelerde sarı listeye geçmeyeceği şeklinde yorumlanması sonrasında hemen bir açıklama geldi. Nedeni sadece bu değil, Türkiye'deki yangınlar da değil. Sadece o destinasyonlara İngiltere'den talebin çok düşük olması bu kararı almamızda önemli rol oynayan parametrelerden bir tanesi dediler. Afganistan'la ilgili bir gelişme var. İngiliz hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Afganistan'daki vatandaşlarına acil koduyla bir çağrıda bulundu. Afganistan'daki iç savaşta yaşanan şiddet olaylarının artık çok önemli boyutlara gelmesinden dolayı güvenlik açısından acil ülkeye dönün çağrısı yapıldı. Bu da sadece İngiltere'nin değil dünyanın aslına bakarsanız gündemlerinden bir tanesi. Aşılama son hızıyla devam ediyor adada. Ama gençler hala çok hevesli değiller aşı olmaya. Bunun için de dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi İngiltere'de de çeşitli promosyonlar düzenleniyor. Hatta sinema bileti ve kebap vermeyi tavsiye eden bir çalışma yapıyor İngiliz hükümeti. Ama üniversiteler biraz daha ellerini çabuk tuttular. Sussex Üniversitesi var. İngiltere'nin önemli üniversitelerinden biri. Aşılanmış olduğunu ispatlayan 10 öğrencisine çekilişle 5'er bin sterlin hediye edeceğini söyledi. Bakalım bu tip hediyeler, bu tip promosyonlar İngiltere'deki gençlerin aşılama konusuna nasıl yaklaşacağını gösterecek. Ayrıca yine aşıyla ilgili bir haber daha var. Bunun da altını çizmekte fayda var. Çünkü İngiltere 16-17 yaşındaki gençlerin ailelerinin izni olmadan aşı yapmalarına müsaade eden tasarıyı da kabul etti. Okulların açılmasıyla birlikte muhtemelen ebeveynlerinden izin almadan da öğrenciler aşı yaptırabilecek.